Goyaspor ekranlarından tekrar merhaba. HVA'nın galibiyetinden sonra Starscreen yanımızda. Starscreen galibiyet için öncelikle tebrikler. Abi şimdi maçı izliyordum. Daha doğrusu maçtan önce seçim yasaklamayı izlemedim. Maça bir geldim baktım. Riven oynuyorsun. Böyle garip garip seçimler var. Riven soru işareti. Riven benim için çok özel bir pick. Yani benim için çok özel bir şampiyon. Ve koçuma bunu ilettim. Dedim neden ligde Riven oynamayalım falan. Bunun üstüne çalıştık ve yani oynatabilecek kompu çözdük yani bir sürü deneyip. En sonunda bu kompu da, karşı kompa da uygun olduğu için Riven'ın piklemesini istedim takım arkadaşlarımın ve Riven pikledik öyle. Şimdi Riven deyince aklıma benim ne geliyor biliyor musun? Broken Blade geliyor. Broken Blade'in de çok sevdiği bir şampiyondu ve ne yaptı? NLCS'e gitti. Senin böyle hedeflerin var mı? Yani tabii ki hedeflerim arasında iyi bir lige gitmek var ama ilk hedefim tabii Türkiye'de şampiyon olmak. Türkiye'de şampiyon olmadan bir yere gitmek istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş hedeflerimi tamamlamayı planlıyorum. Şimdi bizim GoSport'ta biliyorsun sunucularımız her gün maç tahminleri yapıyor. Aralarından sadece ben HVA'nın kazanacağını tahmin ettim. Bu demek oluyor mu ben aralarında en iyi yorumcuyum? En iyi yorumcu Tunç abidir. Oraya buraya... Burada burada söyleyebilirim. Teşekkürler. Biraz maçtan uzaklaşıp HVA'nın kurduğu sisteme yönelmek istiyorum. Çok fazla eleştiriler geldi. Görmüşsündür, biliyorsundur. Sen içeriden biri olarak HVA'nın şu anda yaptığı, yani HVA'nın vizyonuyla alakalı neler düşünüyorsun? Yaptığımız şey çok riskliydi. Oyuncular iyi oyuncular olmayabilirdi. Yani genç oyuncular sıkıntı yaratabilirdi. Ama doğru oyuncularla bu yapıyı güzel kurdular, altyapısını, temelini iyi attılar. Bu yüzden çok zeki olduklarını düşünüyorum takım yöneticilerimizin. O yüzden ileride çok şey vaat ediyoruz. Ben de para alsam ben de zeki olduklarını düşünürdüm zaten takım yöneticilerin. HVA'nın kurduğu kadın ekibiyle peki ona da çok fazla eleştiri geldi. Ev içinde nasıl anlaşıyorsunuz, nasıl çalışıyorlar, muhabbetiniz nasıl, takım içi uyumunuz nasıl onlarla? Onlar cidden e-sporcu olmak istiyorlar. Hani böyle lay lay lom olarak gelmediler buraya. Sadece isim için gelmediler buraya. Hepsi bizim maçlarımızı izliyorlar. Hepsi bize sorular soruyorlar. Matchup'ı soruyorlar. Hep böyle tryhard oynuyorlar bildiğin. Yani bizim kadar çalışıyorlar. O yüzden ben onları tebrik ediyorum. Cidden ben böyle olmasını beklemiyordum. Bu kadar önemseyeceklerini. İleride iyi bir oyuncu olacaklarına inanıyorum ben. Son olarak Robogat demişti ki beklediğimiz gibi oynarsak playoff'a katılabileceğimizi düşünüyorum. Senin düşüncelerin ne bu konuda ve bu mevsimi nerede bitirmeyi planlıyorsunuz? Playoff'a girmeyi hedefliyoruz. Yani kolay olmasa da hedefimiz playoff'a girmek. Ama bu demek olmuyor. Girememiz olasılığımız daha yüksek. Biz kendimize güveniyoruz. Playoff'a giremeyecek takımlardan daha üstün görüyoruz. Bugün de zaten bayağı iyi oynadığımızı düşünüyorum ben. O yüzden playoff en az bizim için en az hedefimiz playoff. Tebrikler abi tekrar röportajın için. Starscreen ile birlikteydik. Bu tarz videoları izlemeye devam etmek için tabii ki ne yapıyorsunuz? Bize abone oluyorsunuz. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın.